O zamanlarda işte bu taktik sayesinde aslında 56'dan 90'a çıkmıştım bir ay içerisinde. Şimdi arkadaşlar bu videoda gerçekten sağlam bir şekilde taktik bombardımanı yapacağım. Yani bütün taktiklerimden bahsedeceğim için öncesinde beni tanımayan insanlara biraz kendimden bahsedeyim. Yani bu kim de bize taktik veriyor demesinler. Şu anda tıp fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. 2018 yılında sınava hazırlanmaya başladım. Yani son senemde ilk defa kitap son senemde açtım. İşte o zamanlar 2 saat bile masanın başına oturamayan birisiyim. Yani oturup çalışamayan birisiyim. Lise hayatım boyunca çalışmamış birisiydim. Sonrasında işte birazdan bahsedeceğim taktikleri geliştirerek üzerimde deneye deneye 2 saat çalışamayan birisinden tutup da işte 18 saat çalışabilen, 2 saat uykuyla günlerce işte idare edebilen birisine dönüştüm diyebilirim. Tam da şu, yani bu videoda bahsettiğim hiçbir şey daha önce başka bir YouTube kanalında anlatılmadı ve sadece benim kanalımda anlatılıyor. Ve buna ek olarak şunu çok net bir şekilde garanti edebilirim. Birazdan bahsedeceğim taktikleri gerçekten eksiksiz bir şekilde uygulayan ve bir hedefi olan bir insanın çok net bir şekilde ister 2 saat çalışabiliyor olsun ister hiç çalışamıyor olsun taktikleri uyguladıktan sonra en azından 10 saatlik 12 saatlik tempoya çıkabileceğini ben garanti ediyorum. Gerçekten uyguladığınızda başarı oranı %100 diyebilirim. Video içerisinde paylaştığım taktiklerin bir kısmı daha önceki videolarda bahsettiğim taktikler olacak ama hani bunları daha uygulanabilir bir şekilde size anlatacağım. Yani oralarda YouTube tarafında acemi olduğum için çok iyi anlattım söylemez. Bunun yanında daha öncesinde hiç paylaşmadığım sadece benim bildiğim taktiklerden bahsedeceğim. Ufaktan da bir tanıtım tarzında bir şey yapıp videoyu sağlamından noktalayacağız. Şimdi ilk paylaşacağım taktik ya da metot X11 adını verdiğim bir çalışma metodu ki kanalda bununla ilgili benim çektiğim bir video var. Bu benim bulduğum bir çalışma metodu. Şu şekilde işliyor. Aslında bunu çok detay vermeden açıklayacağım. Sadece neden uygulamanız gerektiğinden bahsedeceğim. 11'in katları şeklinde çalışıyorsunuz ve İşte ne yapıyorsunuz? Her ders arasında mola alıyorsunuz. Yani klasik bir çalışma anlayışı vardır ya işte 25 dakika çalış 5 dakika mola ver, 50 dakika çalış 10 dakika mola ver gibi saçma taktiklere bağlı kalmıyorsunuz. Çünkü şöyle bir şey var. Ben kesinlikle işte bir insanın bir şeye 25 dakika odaklanabileceğine ya da 50 dakika boyunca işte 50 dakikadan sonra verimliliğini dağılacağına inanmıyorum. Bir filmi izlerken gidip 2 saat film izleyebiliyorsun. 10 saat boyunca bilgisayar oynayabilenler var aranızda. Ama ders çalışmaya geldiğinde ya da işinizi yapmaya geldiğinde ki bu bahsettiğim taktikleri iş hayatında çok rahat bir şekilde uygulayabilirsiniz. İşte ne oluyor? 25 dakikadan fazla çalışamam, 50 dakika benim için çok yorucu, bilmem neler başlıyor. Yani aslında sizin bu uyguladığınız 25 dakikada bir mola ver, 50 dakikada bir mola ver taktikleri sizi tembelliğe iten şeyler ve tembel hissetmenizi sağlayan şeyler. Zaten aslında bu yüzden hiçbir zaman işte yeterince çalışmış gibi hissetmiyorsunuz. Yani gün içerisinde 7 saat çalışıyorsunuz belki. Akşam kafanızı yastığa koyduğunda diyorsunuz ki işte daha fazla çalışabilirdim. Neden? Çünkü sen orada 25 dakika kala, 25 dakika çalıştıktan sonra mola verdiğinde biliyorsun ki bir 25 dakika daha, hatta onun üzerine belki 2 saat daha o masanın başına durabileceğini biliyorsun. Ama bilmene rağmen işte saçma taktiklerle kendini tembelliğe itmiş oluyorsun. Böyle bir taktiği uygulamanızı önermemin sebebi de şu. Örnek veriyorum, bir yılda üniversite sınavını kazanmak olabilir ya da bir yılda işte milyoner olmak gibi bir hedef olabilir. İşte bunları yapmak istiyorsanız gerçekten herkesten sağlam bir şekilde çalışmanız gerekiyor. Eğer herkesin çalıştığı gibi çalışırsanız, işte herkes 25 dakikada bir mola veriyorsa, siz de öyle çalışırsanız herkesin aldığı sonuçları alırsınız. İşte bu istatistiklere bakıyorsun. İşte yok bilmem ne, yok Atlas, işte şu çocuk şu kadar çalışarak burayı kazanmış falan, ama istatistikler daima ortalamaya gösterir. Ve eğer ortalamayı hedef alıyorsanız, ortalama bir insan olmak istiyorsanız, zaten bu videoda bahsettiğim taktikler size göre değil. Ben gerçekten tepe %1'e ulaşmayı isteyen insanlara yönelik taktikler paylaşıyorum. Şimdi zamanınız kıymetli demişken ufak bir reklam arası tadında uygulama tanıtımı tarafına geçiş yapalım. Orayı hallettikten sonra asıl paylaşacağım taktiklere geçmiş oluruz. Aslında bu uygulamadan kanalda daha önce bahsetmiştim. Hatta uygulamayı incelediğim bir videoda olmuştu. Uygulamanın adı Kunduz. Şimdi şöyle düşünün, tamam mı? Her şeyi çok güzel yapıyorsunuz. Taktikler harika. Çok fazla çalışabiliyorsunuz. Çok fazla soru tarıyorsunuz. Ama bir yerde eğer o çözemediğiniz soruları çözdürecek birini bulamıyorsanız, ki benim burada hatalar yaptığım olmuştu. Bu sefer ne oluyor? Siz eksik olduğunuz tarafa konsantre olamadığınızdan, o çözemediğiniz soruları çözdüremediğinizden daima aslında aynı yanlışları yapmaya devam ediyorsunuz. Kunduz'un avantajı da şu. Gerçekten tamamen samimi bir şekilde söylüyorum. Uygun bir ücrete işte ne yapıyorsunuz? Bütün sorularınızı çözdürebilme imkanı buluyorsunuz ki ne olmuş oluyor? İşte 7/24 bu sorularınızı çözdürebiliyorsunuz. Yani karşınıza daima sorularınızı çözmeye hazır bir ekip bekliyor oluyor. Sorularınız çözüldü. Çözümü gerçekten detaylı bir şekilde açıklayıp gönderiyorlar olabildiğince kısa sürede, ama olur da çözüm mesela sizin anlamanıza yetersiz kalırsa ek çözüm talep edebiliyorsunuz. Bir yandan da ücretsiz konu anlatımlarına erişebiliyorsunuz. Türkiye genelinde sınavlara girebiliyorsunuz ya da gerçekten piyasanın altında bir ücrete özel ders alma imkanı bulabiliyorsunuz. Yani o yüzden benim samimi bir şekilde güvenerek önerebileceğim uygulamalar arasındadır. Hatta bu piyasanın altında dediğim fiyatta verilen işte özel derslerde de %100 memnuniyet garantisi sunulduğu için bir incelemenizi öneririm. Yanında bir kod çıkacak. Onunla eğer alım yaparsanız 20 liralık bir indirim hakkı tanınmış oluyor. Onunla ilgili alım yaparken rahat olabilirsiniz. Yani ben onun üzerinden herhangi bir komisyon, kod üzerinden bir komisyon elde etmiyorum.
O yüzden 20 lira indirimli bir şekilde rahatlıkla alabilirsiniz. Uygulama tarafını hallettiğimize göre şimdi sırada diğer taktiklere, yani asıl bahsedeceklerime geçiş yapabiliriz. Şimdi paylaşacağım taktik bu kanalda daha önce paylaşmadım, hatta kanalı bırakın normalde bile kimseye söylemediğim bir taktikti. Bunu alıp işte sürekli ders çalışma konusunda kullanabilirsiniz ya da her sabah 4.30'da kalkmak istiyorsanız, buna gerçekten hızlı bir şekilde adapte olmak istiyorsanız direkt bu taktiği uygulayarak aslında böyle 3-5 günde adapte olup her gün 4.30'da kalkmaya başlayabilirsiniz. Bu yönde bir alışkanlık oluşturabilirsiniz. Taktiğin olayı da şu: Pavlov'un köpeği muhabbeti vardır. Herkes biliyordur zaten, bilmeyenler de Google'dan aratıp mantığını kavrayabilir ama ufaktan bir özetlemem gerekirse, dışarıdan yaratacağınız bu uyaranla koşullanma oluşturuyorsunuz diyebiliriz. Bunu nasıl yapacağınızdan da şöyle bahsedeyim. Mesela benim sınav yılında işte çok az uykularla çok fazla çalıştığım zamanlar olmuştu ve hani uykumun geldiği durumlarda ben şöyle yapardım, işte çalışmanın dağıldığı durumlarda. O zamanlarda bir film vardı, Rocky'de işte "Hadi kalk lanet olası" diye bir sahne geçerdi. Beni de bayağı motive eden bir sahneydi. Her yorgun olduğumda, her çalışmadan dağıldığımda açardım ve o sahneyi izlerdim. O sahneyi izledikten sonra, yani bir kere açıyordum, bir dakikalık bir sahne zaten. Sahne tam bittiğinde ne kadar yorgun olursam olayım kalkıp kendimi çalışmaya zorlardım. Bunu bir gün zorluyorsunuz 2, 3, 4, 5 derken işte bir haftanın sonunda falan, bence bir haftanın sonunda ya da bazılarınız için 21 günün sonunda bu gerçekten koşullanma halini almış oluyor. Ve siz artık o sahneyi her izlediğinizde gerçekten sağlam bir şekilde enerjik hissediyorsunuz ve ne kadar yorgun olursanız olun kendinizi aslında çalışırken bulabiliyorsunuz. Yani kendinize bir koşullanma yaratmış oluyorsunuz. Yani başlarda sizin zorla yaptığınız, kendinizi zorlayarak yaptığınız şey sonrasında sizin alışkanlığınıza dönüşmüş oluyor ve bir yerden sonra aslında ne kadar yorgun olursanız olun o videoyu izlediğinizde gerçekten enerjik hissedebiliyorsunuz, saatlerce çalışabiliyorsunuz vesaire. %100 öneririm, %100 işe yarayacağını da biliyorum. Sıradaki paylaşacağım taktik ise aslında kanalda daha önce bahsettiğim ama o zamanlarda gerçekten toy bir şekilde video çektiğimden konuya yeterince değinemediğim bir taktikti. O zamanlarda bu taktiğe daha köylüsü metodu adını vermiştim. Zaten aslında bu taktiği keşfetmem de çok absürt şekilde olmuştu. Bir kitabı okurken işte dağ köyleri, işte dağ şu şekilde tırmanır, işte 100 metre tırmanacaksa 1 metre 1 metre tırmanır, yani her seferinde 1 metreye tırmanmaya odaklanır gibisinden bir yazı okumuştum. Sonra sana demiştim ki eğer böyle bir şey varsa ben neden bunu bir çalışma tekniğine dönüştürmeyeyim? Yani 18 saat çalışacaksan bunu 1-1-1-1 şeklinde parçalara bölüp günün sonuna doğru hedefleyip o şekilde yüksek saatlere neden çıkamayayım diye düşünmüştüm. Öyle yaptığımda zaten işte 18 saat çalışmaya başladığım döneme gelmiştim. Yani özetleyecek olursam şu şekilde yapıyorsunuz. Gün içerisinde 18 saat mi çalışıyorsunuz, 12 saat mi çalışıyorsunuz? Hiçbir şekilde 12 saat çalışmaya odaklanmıyorsunuz. Yani sabah kalktığınızdaki tek amacınız 1 saat mi çalışıyorsun? Yani en fazla 1 saat mi çalışabiliyorsun tek seferde? 1 saat çalışmaya odaklanmak oluyor. O 1 saat bittikten sonra hemen bir saat daha çalışmaya odaklanıyorsun. O bittikten sonra tekrardan bir saat daha. Yani her seferinde ufak parçaya odaklanarak aslında kav topu etkisini yakalayıp büyük parçayı elde etmeye çalışıyorsunuz. Bunun avantajını da şu şekilde söyleyebilirim. Mesela bir ders aldığınızı düşün, işte okuldasınız. Mesela benim liselerimde bu çok olurdu. Saate bakardım, işte dersin bitmesine 45 dakika var. Bu sefer o ders benim için hiçbir şekilde geçmezdi. İşte sürekli saate bakardım, 45 dakika var, işte bitmeyecek 40 dakika var gibisinden. Ama sonrasında işte her seferinde 5 dakika 5 dakika 5 dakikayı geçirmeye odaklandığımda derslerde şunu fark ettim: dersler daha çabuk geçiyor, işte derslerden daha böyle bir tık daha keyif almaya başlıyorum gibi olmuştu. O yüzden aslında bu taktiği kesinlikle öneririm. Şimdi paylaşacağım taktik de aslında benim en sevdiğim taktiklerden biridir. Hatta koşu kurumunda çok fazla önerdiğim olur. Bu taktiğin avantajı şu: hem bir kurtarıcı fonksiyonu var diyebiliriz, hem de çalışma temposunu artırıcı fonksiyonu var. Yani şu şekilde örnek veriyorum, siz sabahları kalkamayan bir insansanız, işte öğleden sonra 3'te 4'te kalkıp çalışmaya başlayamayan bir insansanız da bu taktik sizde iş yapar. Ya da gerçekten çok sağlam çalışıyorsunuzdur ama daha fazlasını hedefliyorsanız da bu taktik sizde iş yapar. Taktiğin olayı da şu: kendi zaman diliminizde yaşıyorsunuz. Yani biraz saçma gelebilir ama anlatacağım şimdi. Şu şekilde oluyor: mesela diyelim ki siz her gün öğleden sonra 3'te kalkıyorsunuz ve öğleden sonra 3'te kalkıp çalışmaya geçmek zor olduğundan hiçbir şekilde çalışamıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Saatinizi geriye alıyorsunuz, telefondaki saatinizi, ve başka diğer saatlerle, işte dünyadaki gerçek saatle ilgilenmiyorsunuz. Yani normalde mesela öğlen 3'te mi kalkıyorsun, saati 5 saat geriye aldın, artık senin için öğlen 3 sabah 10'a eşit olmuş oluyor ve ona göre çalışıyorsun. Tabi işte bu biyolojik ritminizi bozabilir, sağlık açısından işte gece çalışmak belki olumsuz etkileri yaratabilir ama yapacak hiçbir şey yoksa ve sürekli işte geç kalkıyorsanız, böyle bir şey yapıp psikolojik açıdan kendinizi rahatlatıp gerçekten çok fazla çalışabilmeniz mümkün. Ben de bunu şu şekilde uyguluyordum. Yani benim böyle bir dezavantajım olmamıştı, İşte geç kalkmak gibi, ama şöyle uyguluyordum. Mesela gün içerisinde çalışıyordum. Gece oluyordu. Gece 2 olunca insana ister istemez şöyle bir şey düşüyor işte: aman gece 2 oldu, çalışmayı bırakmalıyım, çok fazla oldu, uyumam lazım gibisinden bir düşünce gelirdi bana. Ve aslında ben en çok da bu noktalarda çalışmayı severdim. Yani herkesin bıraktığı noktalarda, kimsenin çalışmadığı noktalarda çalışmayı seven bir insan olarak bu taktiği geliştirmiştim.
Ne yapıyordum? Gece 2 olduğunda işte saate bakıyordum. Gece 2 hop saati geriye alıyordum birazcık ve kendimi aslında beynim bile ufak trikle kandırmış gibi bir şey yapıyordum. Yani ne yapıyordum işte saat 2 ise gece 2 ise onu alıyordum, akşam onu alıyordum. Diyordum ki akşam olmuş gibi kendime böyle telkin edip bir saat daha devam edeceğim, 1,5 saat daha devam edeceğim deyip gittiği yere kadar zorluyordum. Ha tabii bunun işte doğru olmadığını biliyorsunuz. İşte saati geri aldığınızı biliyorsunuz ama bunu sürekli uyguladığınızda, bir tekniği sürekli uygulamaya başladığınızda artık ona adapte olmaya başlıyorsunuz. Yani gidip de saati 2'den akşam 10'a çektiğinizde artık biliyorsunuz ki o noktada çalışmanız gerekiyor. Artık beyniniz de buna adapte olmaya başladığı için çalışmak sizin için kolay bir hale geliyor. O yüzden bu taktikte kesinlikle öneririm. Yine benzer bir taktik üzerine ilerlersek yine aslında kendinizi kandırmanız üzerine kurulu bir taktikten bahsedeceğim. Ne yapıyorsunuz? İşte kronometreyi açtığınızda kronometre önünüzde olmasın. Yani bir derse çalışıyorken işte kaç dakika olmuş diye kontrol etmeyin. Çünkü bir şeyi kontrol ediyorsanız sürekli işte 5 dakika olmuş, 10 dakika olmuş, 15 dakika olmuş, o sizin için geçmek bilmiyor. Ben de şu şekilde yapardım. Mesela işte 3 saat çalışacaksam kendime 4 saatlik bir kronometre açardım. 4 saat çalışmayı hedeflerdim. Bu şekilde 4 saatlik çalışmayı hedeflediğinizde daha fazla bir böyle bir motivasyon elde etmiş oluyorsunuz. Yani işte zor şeyi yapmak size aslında böyle bir tık daha fazla dopamin salgılatıyor diyebilirim. Bu dopamin salgılattığında işte daha fazla çalışma motivasyonu bulmuş oluyorsunuz. Yani eğer 2 saat çalışmak istiyorsanız 2,5 saat hedefleyin. 3 saat çalışmak istiyorsanız 3,5 saat hedefleyin ve hiçbir şekilde kronometreyi gözünüz görmesin. Ve odağınız şu şekilde olsun. Mesela biliyorsunuz ki işte aşağı yukarı 1 saattir masada oturduğunuzu biliyorsanız kendinizi şu şekilde telkin edin. Ben bu masada daha yarım saattir oturuyorum, 15 dakikadır oturuyorum ve daha devam etmeliyim gibisinden telkin ettiğinizde ve kendinizi bu moda soktuğunuzda aslında siz böyle bir şey elde etmiş oluyorsunuz. İşte daha şu an yorgun değilim kafasına girmiş oluyorsunuz ve daha fazla devam edebilecek enerjiyi bulmuş oluyorsunuz. O yüzden aslında bence psikoloji bu konuda her şey. Yani bakıyorum YouTube tarafında vesaire, yabancı kaynakları da çok fazla takip ettiğim zamanında insanların çoğunlukla odaklandığı şey biyolojik taraf. İşte ne diyorlar? Daha fazla çalışmak istiyorsanız egzersiz yapın. Daha fazla çalışmak istiyorsanız balık hapı tüketin ya da beslenmenize dikkat edin, protein alın vesaire. Ama bunlar sizi sadece belli bir noktaya kadar taşır. Yani eğer psikoloji tarafına odaklanmıyorsanız, kendinizi psikolojik olarak böyle ufak triklerle şaşırtmıyorsanız hiçbir şekilde zaten o 7 saatlerin üzerine çıkamıyorsunuz. O yüzden aslında benim böyle taktiklerim size böyle bir tık daha hani uygulaması değişik geliyor olabilir ama uyguladıktan sonra %100 verim alacağınızı söylüyorum zaten. Sıradaki taktik aslında benim kanalda defalarca bahsettiğim ve kesinlikle ama kesinlikle herkesin uygulamasını önerdiğim, koşu grubunda kesinlikle herkese yaptırdığım bir taktik. Kamp taktiği. Zaten aslında mantığını belki çoğunuz önceki videolardan biliyorsunuzdur ama bilmeyenler için anlatayım. Örnek veriyorum, şu an sınav 12 ay mı var? Bunu bir bir parçalara bölüyorsunuz ve bir ay sonra sınava girecekmiş gibi çalışmaya başlıyorsunuz. Bunun avantajı da şu, işte Elon Musk'ın yanlış bilmiyorsam bu konuyla ilgili bir sözü vardı. Eğer bir evi temizlemek için kendinize bilmem kaç ay verirseniz o evi o kadar ayda bitirirsiniz ya da kendinize bir gün verirsiniz bir günde bitirirsiniz tarzında bir sözü vardı. Olay da burada işliyor aslında. Eğer sizin sınavınızda 12 ay varsa şu moda giriyorsunuz. Aman daha 12 ay var, 11 ay kala başlarım, 10 ay kala başlarım gibi bir rahatlık oluyor. Bunu söylemeseniz bile, bu cümleyi kurmasanız bile aslında bilinçaltınızda bu rahatlığı taşıyorsunuz. Ama kendinize işte bir ay sonra sınav var ve ben o sınava gerçekten sağlam bir şekilde çalışmalıyım diye bir hedef koyduğunuzda gerçek sınava 12 ay kalmasına rağmen siz gerçekten çok sağlam bir çalışma temposuna çıkabiliyorsunuz. Yani normalde atıyorum 6 saat mi çalışıyorsun, 12 saat çalışabilmeye başlıyorsun. İşte konuları daha iyi anlayabilmeye başlıyorsun çünkü konulara kendini vermeye başlıyorsun aslında. Odağın maksimuma çıkmış oluyor. Ben bunu şu şekilde yapardım. Mesela ilk çalışmaya başladığımda 56 netten 90'a çıktım. Ayda ben bu taktiği uygulamıştım işte. O zamanlarda işte bu taktik sayesinde aslında 56'dan 90'a çıkmıştım bir ay içerisinde. Sonrasında ne oldu? Biraz zaman ilerledi işte. Çok iyi seviyelere geldim. 110'ları falan çıkartmaya başladığımda ben de yorgunluk başladığında bu taktiği ufak bir modifiye etmiştim. Bu sefer şöyle bir şey yapıyordum. Mesela çok yorgunum. Hafta sonu mesela cuma günü çok yorgunum. Diyordum ki 2 gün sonra sınav var. 2 gün sonra sınav varmış gibi çalışacağım diyordum. Kendimi o şekilde gazlayıp 2 gün sonra sınav varmış gibi çalışıyordum. Bazen bunu bir gün sonra sınav varmış gibi falan yaptığım da olmuştu. Yani aslında kendimi zaman konusunda kısıtladıktan sonra gerçekten performans anlamında, çalışma performansı anlamında bayağı sağlam sürelere çıkabilmiştim. Ha bununla ilgili şöyle bir uyarı yapayım. İşte bir ay varmış taktiğini uyguladıktan sonra kesinlikle ama kesinlikle gidip de işte bir ay var diye bütün konuları yalap şap öğrenmeye kalkmayın. Amacınız bir ay sonra sınava girecekmiş gibi çalışmaksa o bir aylık sürede en sağlam şekilde bitirebildiğiniz kadar konuyu bitirmek olmalı. Yani ona yönelik çalışmalısınız. Bu taktikle ilgili de bahsedeceklerim bu kadardı. Şuraya kadar verdiğim taktikler aslında daha çok psikoloji tarafına odaklı taktiklerdi. Şimdi de
biyolojik tarafa odaklı bir taktik vereceğim. Dopamin detoksundan bahsedeceğim. Zaten kanalda bununla ilgili benim deneyimlerimi paylaştığım bir video var ama aslında baktığınızda çalışma taktikleri videosu buna göre daha fazla izlendiği için çoğu insan aslında orada bahsettiğim şeyleri kapamadı diyebilirim. Olay şu, siz işte müzik bağımlısı olabilirsiniz, oyun bağımlısı ya da dizi bağımlısı olabilirsiniz. Tüm bunları kestiğinizde ve kendinizi dopamin konusuna kısıtladığınızda dopamin reseptörü açısından aslında kendinizi böyle zenginleştirmiş gibi düşünebilirsiniz. Bunu yaptığınızda da ders çalışmaya geçtiğinizde daha fazla nasıl desem çalışabilme odağı bulmuş olursunuz. Yani bu konuya çok fazla detaylı girmek istemiyorum. 4 yıldır falan bu konuyu okuyan, araştıran birisiyim ama basit bir şekilde anlatırsam hayatta diğer keyif aldığınız şeyleri kısa süreliğine kestiğinizde, bağımlılık boyutuna gelen şeyleri kısa süreliğine kestiğinizde işte 7 gün olur. Bir yerden sonra oradan elde ettiğiniz enerjiyle işte artan dopamin miktarıyla reseptörler vesaire ne olmuş oluyor? Siz ders çalışmaktan çok fazla keyif alabilmiş oluyorsunuz. Çünkü diğer keyif aldığınız şeyleri kestiğinizde ders çalışmak sizin için keyif verici bir şeye dönüşmüş oluyor. O yüzden kesinlikle dopamin detoksunu da öneririm, en azından bir haftalık bile olsa. Şimdi tekrardan psikoloji tarafından bir taktik paylaşmış olacağım. Taktik şu şekilde olmuş oluyor. Gününüzü ne kadar zorlaştırırsanız gün sizin için o kadar kolay geçiyor. Yani ben bunu kendim şu şekilde fark ediyorum. Mesela bir gün sadece yapmam gereken tek şey spor olmuş olsun. O sporu yapmak benim için çok zor oluyor. Çünkü gün içerisinde yapmam gereken çok az şey olduğunda spora sıra işte aman diyorum çok fazla zaman var şunu yapmasam olur. Aslında diğer kamp taktikleri biraz bağdaşıyor. Ama bu gün içerisinde uygulanabilir bir şey. Bu sefer ne oluyor? İşte sadece spor yapacaksam, günüm çok kolaysa mesela o sporu tamamlamak benim için işkence haline gelebiliyor. Ama eğer mesela bu sporun yanına işte ne bileyim bir İtalyanca çalışmak olur, İngilizce çalışmak olur, iş yapmak olur, ne bileyim ders çalışmak olur. Bir sürü şey eklediğinizde ve günün her kısmını doldurduğunuzda siz aslında bunları böyle bir şey yapmış oluyorsunuz. Merdivenin basamakları gibi dizmiş oluyorsunuz ve her basamaktan keyif almaya başlıyorsunuz. Yani bende mesela deneyimlediğim şey buydu. İşte spor yaparken diyorum ki hemen bunu bitireyim, bir sonraki basamağa geçeyim, şunları da tamamlayayım vesaire. Gün aslında bir oyun haline gelmiş oluyor ve siz basamakları tamamlamaya çalışıyorsunuz. Yani önceki videomda da bahsetmiştim bundan, muhtemelen en eski videolarımda. Zor şeyler kolaydır tarzında bir şey söylemiştim. Yani eğer nasıl desem size çok ciddi tempoya çıkmak istiyorsanız gününüzü olabildiğince zorlaştırın. Gününüzü zorlaştırdığınızda o zor şeylerin çok kolay gelmeye başladığını fark edeceksiniz. Şimdi paylaşacağım taktikte bir tık aslında bunu takım oyununa çevirmek üzerine kurulu bir taktik. Yani şöyle düşünün. Diyelim ki mesela çalışmaya kalkıyorsunuz. 10 saat çalışmanız gerekiyor. 2 saat çalışıyorsunuz, 3 saat çalışıyorsunuz ama hiçbir şekilde 10 saat çalışamıyorsunuz. Bu durumda şöyle bir şey yapın. Mesela kendinize bir samimi arkadaşınızı yanınıza alın. Deyin ki işte ben bugün 10 saat çalışacağım. 10 saat çalışmazsam sana 100 lira ateşleyeceğim tarzında böyle ortaya sizi zora sokacak bir iddia koyun. Kendinizi bu şekilde zorladığınızda yani birine karşı sorumluluk hissettiğinizde ya da kaybedecek işte burada mesela 100 lira dedim ya kaybedecek bir şeyiniz olduğunda çalışma temposu olarak mesela yukarı çıkmış oluyorsunuz. Yani aslında hani o şeyi tamamlamak zorunda gibi hissediyorsunuz kendinizi. Ya ben zamanında bunu şu şekilde yapardım işte dediğim gibi lise yıllarında bir kez arkadaşlarımla böyle bir şey yapmıştım. Sonrasında internette günlükleri tutmaya başladım. Hatta işte bu 18 saat çalıştığım 2 saat uyuduğum zamanlar hep internette gün gün yazar. Ben bunları internete yazardım. Mesela o gün sabahlamaya niyetlendiysem bugün sabaha kadar çalışacağım diye internete yazardım. Bazen insanlar da bana katılırdı. Bu şekilde kendimi böyle bir sorumluluk bilincine soktuğumda ve hani şu moda girdiğimde işte şu an insanlar benim çalışıyor biliyor. Eğer uyursam insanlar benim çalışmadığımı bilecek ve ben sözümü tutmamış olacağım moduna kendimi soktuğumda bu sefer çalışma tempomun üzerine 1-2 saat daha çıkabilmiştim ki aslında benim 1-2 saat dediğim şey işte 12 saati 13-14 saate çekmek oluyor. İşte gidip de 6 saat 5 saat çalışan bir insansanız bu sizin için işte 3-4 saate tekabül edebilir ki bunlar gerçekten çok sağlam süreler. O yüzden bunu da uygulayabilirsiniz. Bir diğer vereceğim taktik de aslında buna pek taktik denmeyebilir. Yani aslında programlama üzerine kurulmuş bir şey. Eğer işte üniversite sınavını baz alalım mesela işte sayısal çalışmanız gerekiyor, sözel çalışmanız gerekiyor. Sayısalları tek tarafa yığarsanız, sözelleri tek tarafa yığarsanız bunları çalışmak çok zor olur. Ve sürekli mola alma ihtiyacı hissedersiniz. Yani benim bu konuda yaptığım şey şu, sürekli işte kendi programlarımda koştuk yaptım arkadaşlarım programlarında sayısal sözel dengesini çok sağlam bir şekilde kurmaya odaklanırım. Yani bir gün içerisinde ne kadar sayısal ders varsa o sayısal dersleri dengeleyecek şekilde sözel ders eklemesi yaparım. Diğer gruba da aynı şekilde ne kadar sözel varsa o kadar sayısal takviyesi yapmış olurum. Ve bu şekilde mesela diyelim ki matematikten yoruldu hop hemen videonun başında bahsettiğim gibi Türkçe'ye geçiş yapabilme imkanı yaratılmış olur. Yani bu şekilde programları daha uygulanabilir kılmanız gerekiyor. Normalde biliyorum genellikle işte umarım faydalı olmuştur, umarım beğenmişsinizdir tarzında kapatırım. Fakat bu video için böyle bir şey yapmayacağım. Çünkü bu videoda bahsettiğim taktiklerin gerçekten uygulandığında %100 işe yaradığını biliyorum. Kendi üzerimde olsun, başka insanlarda olsun vesaire. O yüzden umarım
uygularsınız diye kapatacağım. Daha önce de dediğim gibi işte videoya beğeni atın, abone olun gibi saçma cümleler kurmayı kesinlikle doğru bulmuyorum. O yüzden tamamen size kalmış. Beğendiyseniz beğenebilirsiniz, beğenmediyseniz beğenmeyebilirsiniz ya da direkt atlayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.